Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 3 Kasım 2002 tarihinde başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora daha imza atmış oluyoruz. İşimiz zor, yolumuz uzun ama milletin desteğine ve kendimize olan güvenimiz tam. Herkesin bir hayali vardır. Bizim hayalimiz de Türkiye yüzyılıdır. Bu hayali kurabilmek için uzun süre mücadele edildi. Sayısız adım atıldı, uzun yollardan geçildi. AK Parti iktidarında 20 yıl geride kaldı. Türk siyasi tarihinde AK Parti dönemi 14 Ağustos 2001'de başladı. Erdoğan'ın liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı sloganıyla yola çıkıldı. AK Parti ilk sınavını 2002'de verdi. Kurulduktan 15 ay sonra yapılan ilk genel seçimlerde tek başına iktidar oldu. Erdoğan'ın gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini yaptığında takvim yaprakları 3 Kasım 2002'yi gösteriyordu. O günden bugüne tam 20 yıl geride kaldı. Geçen 20 yılda kurulan tüm sandıklardan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı. Aylardır süren beklentinin neticesini dün akşam arzuladığınız şekilde gerçekleştiğini gördük. 20 yılda 6 genel, 2 cumhurbaşkanlığı, 4 yerel seçimle 3 halk oynaması yapıldı. Erdoğan ve AK Parti ipi hep önde göğüsledi. Her iki seçmenden birinin oyunu almış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ve 2014 yılında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanını ilk kez meclis değil, halk seçti. Erdoğan, milletin oylarıyla 10 Ağustos 2014'te Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Bugün milli irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün demokrasi bir kez daha kazanmıştır. AK Parti 20 yıllık iktidarında demokrasiye sahip çıkmak için birçok sınav verdi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları 17-25 Aralık polis yargı darbesiyle karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteğiyle püskürtüldü. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoru büyük harekat ve operasyonlarla engellendi. Savunma sanayinde dev projelere imza atıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA ve SİHA'lar terörle mücadelede önemli rol oynadı. Tüm engelleme girişimlerine rağmen Mavi Vatan'da haklar sonuna kadar savunuldu. Diplomaside sözü geçen bir Türkiye için uluslararası alanda cesur adımlar atıldı. Türkiye, oyunu değiştiren ülke olarak tanımlandı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için de yoğun çaba gösterildi. AK Parti iktidarında yatırımlar hız kesmeden devam etti. Duble yollar, devasa köprü ve tüneller, hızlı tren hatları, şehir hastaneleri, adliye sarayları, havalimanları, sosyal konutlar ve modern üniversite yurtları inşa edildi. Cumhuriyet'in 99. yaşında Türkiye bir hayaline daha kavuştu. Milli otomobil top üretim bandından indi. Bundan 60 yıl önce devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hedefi 2023 seçimleri. Ve ardından yeni büyük projelerle Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek. Her şey Türkiye için.